Selamünaleyküm dostlarım. Ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir içerik yapıyoruz. Herkesi inşallah bu konuda bilgilendiriyorum ve sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum dostlarım. Çünkü bu konu çok önemli. 1500 liradan 5000 liraya kadar bilgisayarlar toplayacağız. Hepinizin içine yarayacak. Eminim ki birçok kişiye faydam dokunacak. Ve dostlarım, aranızdan tabii ki de benden daha çok bilgili kardeşlerimiz, abilerimiz vardır. Onlar da tavsiyelerini yorumlarda yazarsa arkadaşlarımız yararlanacaktır ve en uygun olanları yorumlarda sabitlemeyi düşünüyorum dostlarım. Hepinize güzel bir içerik yapmak istedim. Umarım birkaç kişiniz de olsa ya da bayağı bir kişiye olsa yardımımız dokunur, gerçekten mutlu olurum. Hiçbir yerden bunun için bir sponsorluk almadım. Tamamen kendi içimden geldi ve böyle bir paylaşım yapmak istedim. İnşallah sizlere katkım olacaktır. Like ve abone olmayı da mutlaka yapın dostlarım. Bu aileyi genişletelim, büyütelim inşallah kardeşlerim. Hadi bakalım videoya geçelim. Sonuna kadar izleyin lütfen. Gerçekten çok bilgi elde edeceksiniz. Bunların hepsi bir tecrübe dostlarım. Haydi videoya geçelim. Kasayı kurmaya başlayabiliriz. İlk yapmamız gereken boş kasa, tabii ki de boş kasanın içini dolduracağız. Bu kasayı size öneriyorum. Kendi kullandığım kasa da bu. Gaming için gerçekten geniş. Kabloların hepsini saklıyor. 6 tane LED fanı var. 3 çıkış, 3 emiş. USB 3.0 var 6 tane. 4 tane USB 3.0 2.5 var. Yani işinizi her türlü görecek. Ondan sonra geniş bir kasa. Her şeyini saklayabiliyorsunuz. Şu anda bu fiyatı 295 ama ben 249'u almıştım. Biraz daha incelerseniz 249 lirayı alabileceksiniz. Kasaya 250 yazıyorum dostlarım. Markası Power Boss yazdığınız zaman 6 fanlı çıkıyor. Kasayı aldık, ekledik. Ondan sonra yapmamız gereken bizim anakart almak. Şu anda AMD FX D-Drive 3 oyuncu kasa kuruyoruz. Bakın, bu Gigabyte'ın anakartını tavsiye ediyorum. Ama olur da kardeşlerim, benim bütçem var, daha yüksek bir anakart istiyorum derseniz ve geniş tip D-Drive 4 kurmak istiyorum derseniz MSI'ın B450 B serisi çok önemli, ya da X serisini alabilirsiniz. Bakın, MSI B450 Gaming yazalım, muhtemelen çıkacaktır. Evet, bakın dostlarım, benim şu anda tek eksiğim bu kaldı. Bunu da aldığım zaman bilgisayarım canavar gibi olacak. Bu indirimdeydi. Hepsi burada da KDV indirimi vardı. 420 liraydı. Alamadım. İnşallah sonra alacağım. Bu anakartı tavsiye ediyorum. Eğer bütçeniz daha genişse MSI'nin Tomahawk var. Ondan sonra X serisi var. Bunlar biraz daha pahalı. Onları da alabilirsiniz. Ama bu rahatlıkla her oyunda ve yayıncı olarak, eğer bir yayıncıysanız, kasmadan işinizi görecektir. Benim şu anda anakartımı bunu alsam hiçbir oyunda kasmayacağım. Arada droplar giriyor. Anakartım biraz eski o yüzden. Ama yavaş yavaş topluyorum. Şu anda bizim kurduğumuz kasaya bu anakart ideal dostlarım. Daha düşük anakart da alabilirim ama bir kardeş sözü dinleyin. 398 lira diyoruz. Bunların videoya linkini de bırakırım dostlarım. 398 lira şeye verdik. Anakarta verdik. Şimdi yapmamız gereken bizim işlemci. Eğer işlemciniz güzel olursa drop da girmez. Oyununuz da akıcı olur, bilgisayarınız da daha seri olur dostlarım. AMD FX serisi de D-Drive 3'ün en baba işlemcilerinden bir tane. Tabi bunun profesyonelleri de var, 1000 liraya 1200 liraya olanları da var. Düşük bütçeye göre kurduğumuz için bu işlemci ideal. Çünkü bakın, 3.8 GHz hızı var. Ondan sonra 95 watt aktarımı var. İşinizi gerçekten görecektir. 369 lira. Bunları toplayacağız, bakalım kaç lira tutacak. Ben buraya bunları örnek olarak yazdım ki anlatırken tek tek aramayayım diye. Ekran kartı olarak da Galaxy seçtim. 1030 serisi. Galaxy güzel bir marka dostlarım. Çin malı diye aldanmayın. En kaliteli malı da Çin yapıyor, en dandiyi de Çin yapıyor. Bu güzel bir marka. Kullananlar mutlaka memnundur. Eşinizden, dostunuzdan öğrenebilirsiniz. Galaxy serisini alıyorum kardeşlerim. Eğer D-Drive 4 bir sistem kuracaksam az önceki işlemci onu almazdım da, örnek veriyorum AMD Ryzen 5 ya da 7 alırdım.
5'in de tabii 1600, 1600 X serisi, 7'nin de o şekilde bir işlemci almanızı kalksanız en az 1400 lira, 1500 lira, 2000 lira, 2200 lira, 5-6 bin liraya falan kurarız. Bir bilgisayarı inşallah 2000 lira civarında kuracağız. Belki biraz daha pahalı. Ekran kartımızı aldık. Galaxy'nin 1030. Eğer daha profesyonel alsaydım 1050 Ti alırdım. Ya da işte daha yüksek 1070 alırdım. Daha da yukarı çıkmak istemiyorum. 10 bin liraya bir ekran kartı var. Ondan sonra dostlarım RAM. RAM'de de ben hepsini çıkardım tek tek aramayayım diye. RAM'i buraya yazmamış mıyım? Leo. 8 GB DDR3 RAM diyorum. AMD FX uyumlu derseniz çok daha güzel olacaktır. Bakın bunlar ince ayar dostlarım. Evet. Tamam. Kingston'un RAM'i muhtemelen aynen. Kingston güzel bir marka dostlarım. 1600 MHz daha DDR3'lerde en yüksek hızlardan bir tanesi 1600, yani eğer DDR4 olsaydı RAM'imiz hızımız 2400-2600'e gidebilirdi. Onlar da çifti 16 GB alsak 1200 lira falan. Bu şu anda 284 lira. RAM fiyatımız. İndirimdeymiş zaten. Güzel bir RAM. Kingston'u tavsiye ederim. 2x2x4 olsa daha iyi olabilirdi. Ama fazla uğraşmayacağım. Bu da sizi kastırmaz. Tabi biraz daha eğer paranız varsa bunları soğutmalı olarak alabilirsiniz. 400-500 lira civarı onlar da. Güç kaynağı da ben daha önce Powerboost'u kullandım. Güç kaynağı neden önemli dostlarım? İşlemciyi yakarsınız. Şimdi şu anki işlemcide 350-400 güç kaynağı yeterli. Ekran kartında, işlemcide. Ama siz mesela örnek veriyorum 1050 Ti ekran kartınız var. İşlemciniz mesela AMD Ryzen 5 ya da 7. Eğer bu güç kaynağını kullanırsanız bilgisayarınız kendi kendine kapanabilir, ısınınca resetleyebilir, işlemciyi ya da ekran kartını yakabilirsiniz. Güç kaynağı çok önemli. O yüzden 700-800 volt almaya dikkat edin. En az 600 volt olsun sisteminiz yüksek olursa. Marka da çok önemli. Mesela Colormaster, ondan sonra Higpower, bunlar güzel markalar. Ama ben şimdi Higpower'ın bir güç kaynağını alsam buraya, en az dostlarım 350-400 lira. Benim kendi kullandığım Higpower Bronze sertifikat alı. Ama ben bunu tavsiye ediyorum. Şu anki sisteminizi bu yeterli dostlarım. Powerboost güç kaynağı. Hemen yazıyoruz abi 140 lira. Ondan sonra SSD. Kingston'un SSD'sini tavsiye edebilirim. Hard disk'in yerine SSD sisteminizi kurarsanız işletiminiz daha hızlı olacaktır. Yani mesela ben gittim mesela SSD kullanıyorum. HardX'de kullanıyorum ama sistemi SSD'ye kurdum. Oyunlarımı SSD'ye kurdum. Oyunlardan daha fazla FPS almaya başlarsınız. Ya da işlemciniz daha hızlı olur. O yüzden Kingston önemli dostlarım. Bu arada kapı çaldı. Hemen bakmam lazım. Gel anne gel. O, diğer odadalar. Evet. Kingston'u alabilirsiniz. Buradan geçebilirsin anne. Evet arkadaşlar, kapı çaldıktan sonra yanlışlıkla mikrofonu kapatmışım. Buradan sonra videoyu izleyerek ses kaydı yapıyorum. Kingston'dan bahsediyordum. SSD çok önemli diye. Evli bir insan olduğum için de ev bu şekilde kalabalık oluyor. Kusura bakmayın. Bir de bebek olunca işte böyle maşallah, ne yapalım. Kısmetimiz Allah inşallah olmayanlara da nasip etsin. Şu anda SSD'den bahsediyorum. SSD önemli dedim çünkü sisteminiz daha hızlı olur. Video ilerledikçe ben de konuşacağım. Oradaki videoyu aldırmayın dostlarım. Şu anda ses kayıt yapıyorum. Ondan sonra işte SSD'yi aldıktan sonra fiyatını topluyorum. Şu an ne söylediğimi bilmiyorum. Gerçekten unutmuşum. Evet, genel toplam yapıyorum. Hemen hemen bitmiş zaten işlemimiz. Toplamda 2100-2200 liralık bir fiyat çıkmıştı. İşletim sistemi neden önemli diye sorarsanız kardeşlerim, bu sistemde en önemli etkenlerden bir tanesi SSD. Çünkü SSD'nin hızlı olması sizin bilgisayarınızın da hızlı olması demektir. RAM de önemli ama bir mesela normal hard disk'e göre SSD 3 kat 4 kat daha hızlıdır kardeşlerim. Şu anda ondan bahsediyorum orada.
Birazdan toplama işlemine geçeceğim arkadaşlar. Aldırmayın sakın 4000 5000 liralık bilgisayarlar alıp bu sistemden daha iyi olmaz. En fazla bu sisteme ekran kartı eklersiniz. Ondan daha güzel olur. Tabii ki de daha güzel bir bilgisayar isterseniz işlemciniz ve anakartınızı AM4 uyumlu, DDR4 uyumlu yaparsanız daha çok performans alırsınız. Ama o da size en az 4000 liraya patlayacaktır. Şimdi bir toplama işlemi yapıyorum. Evet, kasayı topladık. Anakart topladık. İşlemciyi topladık. Ekran kartını topladık. RAM'i topladık. Güç kaynağını topladık. SSD'yi topladık. Toplamda 2088 lira yaptı arkadaşlar. Eğer ben sistemi düşürürsem, yani burada size demek istediğim şu anda ben konuşuyorum, oradaki ekran başka söylüyor olabilir. Eğer sistemi düşürürseniz kardeşlerim mesela 1500 liraya toplayabilirsiniz. RAM'i 4 yaparsınız, ekran kartını 730 yaparsınız, işlemciyi daha düşük alırsınız, anakart daha düşük alırsınız ama performansın olmaz. Bu bilgisayarda GTA 5 de oynarsınız, ondan sonra PUBG de oynarsınız ama full efektlerde oynayamazsınız. Zula'yı, LoL'ü, Fortnite'ı orta seviyelerde kasmadan oynayabilirsiniz. Yayın da yaparsınız ama kasabilir, ama yayın için video çekebilirsiniz. Sizin için ideal bir bilgisayar ama şu işlemci mesela, işlemci ve anakartı biraz yükseltirseniz ya da ekran kartını biraz yükseltirseniz bunu 2000 değil de 4000 yaparsınız. RAM'i de soğutmalı bir RAM yaparsınız. 4500 olsun. Bütün oyunları bir YouTuber olarak YouTuber gözünden oynayabilirsiniz kardeşlerim. Umarım sizlere faydam dokunmuştur. Umarım sizler memnun kalmışsınızdır. İnşallah daha güzel videolar da gelecektir kardeşlerim. Elimden geldiği kadar sizlere destek vermeye çalıştım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir katkım olmuştur. Videomuz biraz daha 2 dakika falan daha sürecek. Ben burada kapatıyorum kardeşlerim. Tekrardan videoyu en baştan çekmeye uğraşmadım. Fazla vaktim yok. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir like'ı, bir yorumu da esirgemeyin. Eğer görüşleriniz, tavsiyeleriniz varsa bana yorum olarak belirtin. Eğer benim de eksiklerim varsa siz de kardeşlerim buyur yorumda kendinizi anlatın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.